Herkese yeni bir bölümden merhaba. Williams kariyerimiz dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz yarış Imola'da motor arızasıyla yarış dışı kalmıştık. Yarışın başlarında o yüzden o bölümü hiç ekranlara yansıtmadık. Yüklemedik. Direkt Monaco'ya geçiyoruz. Q1'de de başarılı olduk. Q2'ye geçtik. Şimdi Q2'deyiz. Şu anda 9. sıradayız. Yağmur geliyor, o yüzden ilk fırsatta çıktık. Pist ıslanmadan bakalım ilk ona girebilecek miyiz? Şimdi derecemizi ikinci turda geliştirmeye çalışıyoruz. 0,5 zaman kazandık. Final bölümü şimdi. Yarım saniyelik bir kazancımız var. 0,4. Biraz daha iyiyiz. Alonso'dan. Start finish düzlüğünü 0,1 saniye dereceyle geliştirerek ilk ondayız. Ve geçmeyi başardık. Pist kurumaya başladı şimdi. Q3'ün de sonuna doğru. Şu anda pole pozisyonuna doğru ilerliyoruz. Zamanımızı tekrardan geliştireceğiz. Hamilton pole pozisyonunu alıyor. Yumuşak lastikli tek sürücü şu anda. Mor derece yapıyoruz. İlk sektörde. Bakalım pole pozisyonunu alabilecek miyiz? Hamilton şu anda birinci sırada, biz ikinci sıradayız. Yarışa ikinci sıradan başlamamız şu anda garanti. Bizden başka sürücü yok şu anda derece yapmaya çalışan. Herkes garajda. 0,8'lik bir zaman gelişimi var. Yine en iyi dereceyi yapıyoruz ikinci sektörde. Mor dereceyle geliyoruz. İki tane mor dereceyle geldik. Bakalım Hamilton'ı geçebilecek miyiz? 1,5 saniyelik bir zaman kazancı var. Çizgiyi geçiyoruz ve ikinci sıra. İkinci sırada kaldık. Az kalsın pole pozisyonunu alacaktık. 0,7'lik bir fark var. O da kuru zemin lastiğiyle yapılmış bir derece. Şu ana kadarki kariyerimizin en iyi sıralama turunu attık. Monaco'da iyi bir start almamız lazım yarışta. İlk virajı önde geçersek Hamilton'a karşı yarışı kazanma umudumuz olabilir. Tek pit stop yapacağız. 19 dönüş var. 5,3 kilometre. Yarışı kazanamasak bile ilk üçte yer bulmaya çalışacağız. Bu yarış takım için oldukça önemli artık. Podyum mücadelesi içindeyiz. Üstelik geçişin zor olduğu bir pist. İkinci sıradan başlıyoruz. Hamilton pole'de. Russell, Stroll, Perez, Sainz, Alonso, Gasly, Hülkenberg, Norris, Leclerc kendi evinde 11. sıradan başlıyor. Verstappen 12, Ricardo, Joe, Albon, takım arkadaşımız 15. sıra, Piastri, Ocon, Tsunoda, Bottas ve Magnussen son iki cepte. Bakalım Verstappen ve Leclerc ne kadar yükselecek veya yükselebilecek mi? 11 ve 12. sıradan başlıyorlar. Norris 10. sıradan başlıyor. Yağmur gridi karıştırdı. Bütün hafta sonu tüm takımların planlarını bozdu. Mercedes de bize yaradı. Aston Martin de 4 ve 7 kalkacak. Onlara da yaramış yağmur. Podyum mücadelemiz az sonra başlayacak. Araçlar griddeki yerlerini almaya başlıyor. 5 kırmızı ışığı bekleyeceğiz.
Herkes yerini aldı. 5 kırmızı ışık yanıyor. Sönmesiyle start verildi. İyi bir çekiş kuvvetiyle kalktık. Hamilton'ın yanındayız. İlk viraja önde girmek çok önemli. Kendisine de yer bıraktık ve liderliği alıyoruz. Liderliği aldık. Sıralama turlarında verdiğimiz pole pozisyonunu ilk virajda geri alıyoruz. Lewis Hamilton'dan. Şimdi artık tüm ipler bizim elimizde. Williams'a seneler sonra bir zafer kazandırabiliriz. Final bölümünü de geçtik. Hamilton, Stroll, Sainz, Perez hemen arkamızda. Sıralama turlarındaki yağmur gridi alt üst etti. İlk turu da böylece tamamladık. İkinci turun da sonuna geldik. En hızlı turu güncelledik. Sainz aldı hemen peşimizden en hızlı turu. Çok küçük bir farkla. Altıncı tura girmiş bulunuyoruz. Turlar hızlı hızlı geçiyor. Liderliğimizi koruyoruz. Monaco caddelerinde arka grupta da farkı ufak ufak açıyoruz. Lewis Hamilton'dan. Şu anda DRS'sinin dışındayız. Ve Albon takım arkadaşımız. Kötü bir haber, yarış dışı kaldı. Albon'un yarış dışı kalmasıyla 19 araca düştük. Pist üstünde. On üçüncü tura doğru ilerliyoruz. 1.7 oldu Hamilton'da fark. Düzlüklerde ERS ile farkı açmaya çalışıyoruz. Bakalım Stroll bugün bir podyum yapabilecek mi? Dokuzuncu tura girdik. Lastiklerimiz orta hamur bizim. Şu anda Hamilton'da sert lastikler var. Biraz yıpranmaya başladı lastikler. Hamilton yetişti. Yarım saniyeye altına indirdi farkı. Ancak geçiş yapması bu pistte oldukça zor. Turunda sonuna geldik. Pit stopumuz yaklaşıyor. 29-30. Tur civarında pit stopa gireceğiz. Birkaç tur sonra. Okay, be aware. The grip levels are going to start falling away soon. Pit stop'tan çıktıktan sonrası çok önemli. Şimdi pit alanına girdik. Pitten çıktıktan sonra nerede çıkacağımız çok mühim. Ne kadar zaman kaybedeceğiz?
O kaybettiğimiz zamanda Hamilton nasıl dereceler yapacak? Liderliği alacak mı? Çok önemli. Şimdi çıktık Verstappen, Ricardo ve Verstappen'in arkasında döndük. İki eski takım arkadaşı farklı takımda. Umarım bize çok fazla zaman kaybettirmezler. Şimdi Verstappen rastgele dışarıdan bir atak yapıyoruz. Şahane bir geçiş yaptık orada. Verstappen'e karşı. DRS'yi de aldık. Ricardo Norris şu anda önümüzde. 12. sıraya yükseldik. Çok fazla zaman kaybetmeden şimdi Ricardo'ya karşı boşluk arıyoruz. Çok yakınız. İlk sektörün sonunda içeriden geç bir fren. Dışarıda direniyor ancak önde kalmayı başardık. 11. sıra. Çok fazla zorlanmadan geçmeyi başarıyoruz. Lando Norris, Leclerc, ev sahibi Leclerc arkalarda bugün. Şimdi Verstappen'e yaptığımız hatanın aynısını Lando Norris'e yapıyoruz. Pit'e de girdi Leclerc. Alonso da pit'te. 8. sıraya kadar yükseldik. Raskas'ta tehlikeli ataklarla Verstappen ve Norris'i geride bıraktık. Haas sürücüsüne de aynı yerde güzel bir atak yapıyoruz. Onu da geride bıraktık. Sainz pit'te. Stroll pit'te. Bakalım Stroll üçüncülüğü kaybedecek mi? Pit stoplardan sonra. Gasly Russell var önümüzde şimdi. Çok yakınız. İlk sektörde mor derece. Şimdi içeriden çok tehlikeli bir atak. Herifin bölümünde sürte sürte gidiyoruz. Yapıştı araçlar birbirine. Bir çarpışma uyarısı. Pierre Gasly ile lastik lastiğe mücadeleyi kazandık. Harika anlar. Belki de tüm yarışı riske attık ancak zaman kaybetmedik orada. Şimdi Russell var önümüzde. Geç bir fren tünel çıkışında. Harika bir atakla geride bırakıyoruz. George Russell'ı. Perez var şimdi önümüzde. Geç bir fren daha. Perez'i de harika bir şekilde geride bıraktık. Önümüzde şimdi Lewis Hamilton var. O da pit'e girmedi henüz. Ve şimdi Lewis Hamilton da pit'te 45. tura kadar sert lastiklerle dayandı. Liderliği tekrardan Hamilton'dan devralıyoruz. Perez ikinci sırada. Pit'e girince Perez de Hamilton tekrardan ikinciliğini geri aldı. Stroll şu anda pit stopların kaybedeni. Ortalarda gözükmüyor. Üçüncü sıradaydı pit stoplardan önce. 60. turdayız artık. Taze lastikleriyle yetişti. Lewis Hamilton 15 saniye farkı kapattı. Ancak yine de geçmesi zor. Pistin yapısı şu anda bizim lehimize. Yedinci tura da girdik. Son 11-12 tur. Pit
stoplardan sonra güzel geçişlerle zaman kaybetmedik. Yoksa Hamilton farkı biraz daha açabilirdi. Şimdi Kick Sauber sürücüsü var önümüzde. Turu bindireceğiz. Bayraklarını gördü ve kenara çekildi. Kanadında bir hasar vardı. Birinci turdayız artık. Bir McLaren var önümüzde. Turu indirdik. Bir Haas sürücüsü. O da kenara çekildi. Ve artık son tura giriyoruz. Tur bindirmelerimizi de yaptık. Williams seneler sonra zafere yürüyor. Tur bindirmeler de işimize yaradı. Hamilton'la farkı açtık. Çok çok rahat bir son tur yapıyoruz. Stroll üçüncülüğünü koruyamadı. Hatta ilk beşi bile kaybetti. Viraj artık. Start finish düzlüğüne de çıkıyoruz. Williams'tan muhteşem bir hafta sonu izledik. Damalı bayrağı da birinci olarak geçiyoruz. Seneler sonra ilk zaferimizi kazanıyoruz. Williams'la ilk sezonda yarış kazanmak oldukça zor. Zoru başardık. Günün sürücüsü olmayı da başardık. Sıralama turlarındaki yağmur işimize çok yaradı. To overcome the difficult circumstances they face throughout this race today, Crofty, is it's not easy and it really shows a lot of maturity and you can use this, you can draw on this as a driver moving forward. And boost your confidence through the rest of the championship. It looks like it's time once again to hand out the silverware as the successful drivers make their way to the podium. It was a gritty performance today by Williams, and they've got the race win to prove it. Sergio Perez hemen yanımızda. En hızlı turu Verstappen almış. 1 puan yerine 2 puan almış. 10. bitirmiş. Stroll 6. sırada bitirmiş. Alonso 7. Takım arkadaşımız. Yarış dışı. DNF oldu. Sürücüler de 27 puanla 10. sıraya yükseldik. Albon 2 puan da kaldı. Takımlarda da 6. sıradayız 29 puanla. Alpine arkamızda hemen. Aston Martin'e yetişmemiz zor ancak 6.'lığı korumamız lazım. 3 tane güncelleme geldi. Aston Martin bize bir gizli görüşme teklifi sunuyor. Konuşmayı kabul ettik. Gelişmelerinin önümüzdeki sezonki durumuna göre bakacağız. Onlardaki ve bizdeki gelişmelere göre karar vereceğiz. Artık bu bölümün de sonuna geldik. Önümüzdeki yarış Kanada'da olacağız. Montreal'de. Kanada Grand Prix'sinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Okay, mate, I'm pleased.